aklımı kaçırdım zannediyorlar ama herkese ispatlayacağım haklı olduğumu. Müdür Dilaver gelip de herkesin içinde özür dileyecek. Ya vallahi bile birdenbire böyle Selim'le Toygar pört diye pörtlediler. Sanki uzaydan ışınlandılar. Sen bana inanmıyorsun değil mi Berna? İnanıyorum tabii ki Tuğçe. Sen pört diye pörtlediler diyorsan pört diye pörtlemişlerdir. Kesin uzaylılar ışınladı. Ya çünkü uçan dairelerini gördüm. Tamam, daha doğrusu uçan dairelerini değil de ben böyle koşarak giderken apaydınlık bir ışık kapladı her yeri. O zaman kesin uçan dairedir. Evet. Ya bu rüya denen yeni gelen kızda kesin garip bir şeyler var. Çünkü bütün olan bu olaylar onunla bağlantılı. Ve onun en yakın arkadaşı kim? Ayşegül. Evet. Ayşegül de bu işin içinde. Bundan böyle kendimi Ayşegül'le rüyanın foyalarını meydana çıkarmakla görevlendiriyorum. Ama önce Reza'nın yerine kimi gruba dahil edeceğiz ona karar verelim. Hadi yürü. Hoş geldiniz Tuğçe Hanım. İstediğiniz kriterlere sahip bütün bayan öğrenci arkadaşlarımızı böyle sıraya dizdik. Emir ve görüşlerinize amadeler. Ay çok teşekkürler Toygar Bey. Size de çok zahmet oldu. Ne demek, vazifemiz? Evet kızlar. Hepinizin de bildiği gibi bu okulda okuyan öğrencilerin 4 büyük hedefi var. Bunlar küçükten büyüğe sırayla 1- teşekkür listesine girmek, 2- iftar listesine girmek, 3- üniversiteye girmek ve de en önemlisi benim emrim altına girmek. Şimdi sizleri 2 aşamalı bir teste sokacağım. Hepsini geçen arkadaşlar benim emrim altına girmeye hak kazanacaklar. İlk aşamayla başlıyoruz. Şampuan testi. Versene. Yerli, çık dışarı. İthal, kal. Dışarı, yürü. Aman. İthal, kal. Çık dışarı. Çıkmaya başladığımız günden beri her gün beni kapıda beklerdi. Yok işte yok. Kesin terk etti beni, kesin. Heh. Ayşegül. Ayşegül, dün inanılmaz bir haber buldum. Duyunca şok olacaksın. Ne haberi? Dün bütün akşamı okulda geçirdim ve haber peşinde koştum. Ve de amacıma ulaştım. Ben var ya gazeteci olmak için doğmuşum ha. Benim hayatta en çok sevdiğim şey böyle kimsenin bilmediği bir şeyi öğrenmek ve de onu başkalarına anlatmak. İnşallah Selim de senin gibi düşünmüyordur. Ne? Ha, yok bir şey. Ya Ceren, Selim'i gördün mü? Yok, görmedim. Ama var ya, Müdür Dilaver'in ofisinde öyle bir şey gördüm ki duyunca kulaklarına inanamayacaksın. Müdür Dilaver haftaya okula gösteri yapması için kimi çağırıyormuş tahmin et. Kimi? Yavuz Seçkin. Ay bin bir ses Yavuz Seçkin. Ha, benim en çok güldüğüm adam ya o. Ayşegül, Yavuz Seçkin geliyor diyorum. Ya Yavuz Seçkin geliyor. Niye sevinmiyorsun? Evet sevgili İthal şampuan kullanıcı arkadaşlar. Bu arada senin şampuanın 40 avlunun altındaydı. Dikkatimden kaçmadı değil, gözüm üzerinde ona göre. Neyse, yarışmamızın ikinci aşamasına geldik ama gelmeden önce benim gidip bazı malzemeleri almam gerekiyor. Hadi hadi. Ya bu Tuğçe deli midir nedir? Böyle yanında gezdirmek için sınavlı adam alıyor. Hasta mıdır nedir ya? Evet, hangileri sırıttı? Bu sırıttı. Güldü, gülmedi, güldü. Hayır, ben gülmedim, yalan söylüyor. Ben de gülmedim. Kızlar, benim adım Toygar. Ben yalan söylemem. Uf, tamam güldük. Ayrıca ben hayatımda hiç böyle saçma bir şey görmedim. Ve o yüzden güldüm. Hadi aşkın çıkalım. En güzeli kaldı. Evet abi. Senin adın ne? Zümrüt. Hoş geldin aramıza Zümrüt. Ben gideyim, sizin özel konuşacaklarınız vardır. Aa, ne haber Cenk? Ne haber canım? İyi. Ne haber beyler? Aa Cenk, gördün mü? Arkadaşımız bizi hatırladı. Merhaba. Anlayamadım. Ya bak şöyle, bizle konuşmak zorunda değilsin. Senin en yakın arkadaşın Toygar, can dostun. Yani gelir geçer buradan görür. Aranız bozulur, gerek yok yani. Ya Toygar'la bozulmasın. Ya biz gidelim, tamam. Hadi görüşürüz. Neyse, en azından Selim'le Toygar'a yaptığım kaşarlı dost yeri etkisini yitirmişim. Normale dönmüşler. Bir de bizim ilişkimiz normale dönse. Ayşegül, biraz yürüyelim mi? Tamam. Ay çok merak ettim ya. Bunlar ne konuşacaklar özel ve gizli? Benim bir araştırmacı, soruşturmacı, gazeteci olarak bunu öğrenmem lazım. Ay ben çok sevdim bu gazeteciliği ya. ÖSS'de ilk tercihim bu olacak. Biraz oturalım mı?
Olur. Ne haber? İyidir, senden? İyi. Selim, ben sana bir şey soracağım. Sor. Şimdi biz hala birlikte miyiz? Yoksa ayrıldık mı? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim, dün gece aramadın. Böyle gülen suratlı mesaj da atmadın. Bugün kapıda da beklemiyordun. Kafam karışıktı biraz. Sen de kabul et, dün çok garip bir gündü. Evet. Sana bir şey soracağım. Dün söylediğin şeyle ilgili. Hani bana sihirli güçlerim var demiştin ya. Ceren! Ceren, iyi misin? Ha? Ceren! Ayşegül! Senin sihirli güçlerin var. Ceren. Ceren. Ne yapacağız Selim? Dur dur, bana bırak. Ceren. Ha, ne? Ha. Şimdi ödeştik. Ayşegül. Ben demin yanlış mı duydum? Senin sihirli güçlerin mi var? Var. Ama kimseye söyleme, tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.